Atlantlonca dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Atlantlonca cümle yapısını incelemeye ve basit cümleler kurmaya başlayacağız. Atlantlonca'da cümle kurulumu özne, nesne, yüklem düzeni şeklindedir. Yüklem cümlede eylemi oluşturan fiildir. Özne ise fiili gerçekleştirendir. Cümleler yüklemine göre isim cümlesi ya da fiil cümlesi olarak ikiye ayrılıyor. Yüklemi fiil olmayan cümleler isim veya isim soylu cümlelerdir ve yardımcı ya da ek fiil olarak cümlede yüklem görevi görürler. Bu bir kitaptır cümlesine baktığımızda cümlenin yükleminde yer alan kitap bir isim olduğu için isim cümlesi olarak nitelendiriyoruz. Sondaki dır eki ise Türkçe'de imek ek fiilinin çekilmiş halidir. Atlantlonca'da ise isim cümlelerinde fiil olarak olmak anlamında olan im fiili kullanılmaktadır. Bu kelimesi ise cümlenin öznesini oluşturuyor. Örneklerle bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi örnek cümlelere geçiyoruz. Çelya, zip, besedes, im. Çelya, zip, besedes, im. Çelya, zip, kunumay, im. Çelya, zip, kunumay, im. Çelya, zip, haran, im. Çelya, zip, haran, im. Çelya, zip, ogran, im. Çelya, zip, ogranim. R kaynaştırma harfi. Eğer kelime sesli harfle bitiyorsa, im fiiliyle kelime arasına R kaynaştırma harfi geliyor. Kero kelimesi O sesli harfle bitiyor. İm fiili ise İ sesli harfiyle başlıyor. Rahat okuyabilmek için bu iki kelime arasına R kaynaştırma harfi ekleniyor. Kerorim. Kerorim. Çelya zip kerorim. Çelya zip kerorim. Çelya zip flowinyarim. Çelya zip flowinyarim. Çelya besinzar im. Çelya besinzarim. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Aşağıdaki kelimelerle cümleler oluşturunuz. Hem Latin harflerle hem de Atlantlonca harflerle defterinize yazınız. İlk iki cümle örnek olarak verildi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Raya.